Sabah serileri öğle saatlerinde genelde engelsiz çevre parkı var. Bunu söylüyorum ama Valyon'un bir bu geçirmişi şorfa bir sürü kelimesi var. Benim bu soruyu. Değişme var mı? Hani böyle baktığınız zaman. Hani burası 2012'nin Nisan ayında sanırım Iğdır'a gelmiş. Yer yer bağlık bahçelik olan noktalar. Trafik kazalarında son zaman hani özlemi gidermek için yapıyoruz ama da gelmesini istiyorum. Sarsatlı da şorba yemeye bekliyorum. Merkeze geldik arkadaşlar. Tamam, mükemmeler düzenleniyor. Hazır bir derecede kuşlar oluyor. Hatta yukarıda böyle uyuyayım tekrarlı ve yürüdük. Sana dair her şey Mir Talip Alsun Production'la birlikte şu anda meşhur Iğdır Valiyolu'ndayız. Tabii burası yıllar önce bağlık bahçelik bir alanmış. Iğdır'la bilgisi olmayanlar için bunları paylaşıyorum. Sonra vali evini yapmış. Derken bir Valiyolu oluşturulmuş. İnsanların gezip ulaşıp rahat vakit geçirebileceği bir alan. Çevre illerden yine aynı zamanda gelip giden insanlar da var. Hadi gel bir Valiyolu'nda bir yemek yiyelim ya da bir dolaşalım diye. Tabii yazın burası daha güzel oluyor. İnsanlar daha çok yoğun, trafiğe kapalı olan bir yol oluyor. Şimdi tabii trafiğe açık. Güzel mekanların, kafeteryaların olduğu yerler var. Iğdır küçük bir yer ama yüreği Ağrıdağ'a kadar büyük olan insanların memleketi. Ben de Iğdırlıyım. Uzun yıllar Iğdır'dan uzak kalmalık. Huzuru oluşmuştu çünkü Iğdır'da büyüme batıda oldu. Iğdır hasreti çeken insanları o yüzden en iyi şekilde bilebiliyorum. Ne bileyim, Iğdır'ın bir lavaşı, bir peyniri, kayısısı çok güzel. Hasretini çeken üç insan var. O yüzden bunlar bizim için önemli bir Iğdırlı olarak. Gördüğünüz gibi Valiyolu gelişmekte olan bir yer. Hemen hemen cadde üzeri dolu binalarla lüks dairelerin bulunduğu bir cadde burası. Vali Konağı yolu diye geçiyor. Ama genelde halk arasında Valiyolu diye bilinebiliyor. Iğdır'ımız, güzel şehrimiz. Böyle göstereyim. Tuzlucası, Karakoyunlusu, Aralıklısı ve aynı zamanda olan insanların sürekli, özellikle yaz aylarında gelip gezdikleri yer burası. Evet. Ben çok seviyorum burayı. Bir Iğdırlı olarak. Iğdır'a ilk geldiğim dönemlerde pek Valiyolu biraz topak, sağlı sollu, nasıl diyeyim, semaver çaylarının olduğu bir mekandı. İnsanlar yine gelip gidiyordu. Tozlu toprak vardı. Şu anda biraz değişime uğradı. Bayağı bir değişime uğradı. Neden? Çünkü yapılaşma oldu. O yeşillik alanlar artık yok. Bağlık şey. Buralar dutluk demiş. O dutluklar da daha doğrusu kayısı. Önceler buralar kayısı ağaçla, elma ağaçlarıyla doluydu. Şu anda öyle bir şey yok. Güzel kafeteryaların, insanların vakit geçirebileceği bir yer. Yazın güzel oluyor. Kızım da canlı yayın bağlantıları olacak mutlaka. O zaman daha dolu, daha eğlenceli, özellikle geceleri, akşam saatlerinde güzel oluyor. Hele ki Ramazan aylarında, aleykümselam arkadaşlar, hele ki Ramazan aylarında iftarı burada açmak ya da sahurda Valiyolu'nda olmak güzel oluyor, eğlenceli oluyor.
Genelde mekanların açık olur. İnsanın rahatla gezip dolaşabileceği yerler var burada. Sadece Iğdır Vali yolundan ibaret değil ama güzel yerleri de var. Gezilip gözükse gereken yerler. Bir Tuzluca, bir Karakumlu, bir Aralık ya da Iğdır'ın en uç köyleri bile bence çok değerli. Bunlar güzel şehirlerimizden biri. Diğer şehirlerimiz güzel. Ama Iğdır'da olduğumuz için mi bilmiyorum. Yolumuz çekiyor. Ve insanlar burayı arıyor. Iğdır'a ilk geldiğim zaman biraz endişelerim vardı. Yıllar sonra geldim Iğdır'a. Nedir, ne yapacağım, alışkın değilim. Yine kendi kültürümüz, toprağımız. Geldikten sonra o kan sizi tutuyor. Göz burası. Ve sahip çıkmalısın şehrine. Ve bu şehir için bir şeyler yapmak istiyorsun. Karınca bir şeyler çalışıyorum burada. Gelemeyen insanlar var, işi gücü olan insanlar var. Hele ki metropollerde olan hemşerilerimiz ya da Iğdır'ı sevenler. Iğdırlı olmayıp da bu sayfayı beğenenler de özellikle bu güzel doğumuzun şehirlerini, yerlerini görebiliyorlar. Bu da güzel. Özellikle yöresel yemekler benim için çok ilgimi çekiyor. Bir kayısısı, bir eriği, lavaşı. Anlatılmaz güzellikte. Valiyolu yürüme mesafesi derecesinde rahatlıkla insanları gezip gelebileceği, görebileceği yerlerde. Şöyle size göstereyim. Valiyolu. Tabii şu anda trafik var ve insanlar şöyle geçeyim. Yine gezip dolaşabiliyor. Sabah saatleri, öğle saatlerinde genelde buralar sakindir ama akşam saatlerinde daha güzel olabiliyor. Burada engelsiz çevre parkı var. Belediyenin yapmış olduğu. Bu şekilde baştan aşağı uzun bir yürüyüşte olmuyor. Bir 5 dakika, 10 dakika en fazla bir sürede bitirebiliyorsun. İnsanlar alışveriş yapıyor burada. Çocuklar yine trafiğe kapalı olduğu dönemlerde rahatlıkla bisikletlerini sürüp top oynayabiliyorlar. Birçok etkinliklerin olduğu güzel bir cadde. Iğdır'ın İstiklali de söyleniliyor tabi. Ağrı'dan, Kars'tan ya da başka şehirlerden ya bu valinin yolu neymiş hadi gelelim bir bakalım gözelim diye bakabiliyorlar. Yeşil Iğdır inşallah Yeşil Iğdır olarak kalır. Iğdır Kent Kurma diye bir oluşum oluşturuldu. Dilerim büyür. Ya da yine şehir merkezindeki olan yeşillikleri koruruz. Valiyolu daha eğlenceli, daha güzel olur. Ya da trafiğe komple kapatılır. Bilgilerin bileceği şu tabii. Hani sonuçta sosyal faaliyetlerin, insanların daha rahatlıkla gezip dolaşabileceği yer pek yok. Olunca da burası var. Ya da Tuzca'nın, Aralık'ın, Karakoyun'un güzel doğal güzellikleri var. Gidip gidip dolaşabilecek yerler. Çoğu Iğdırlı da bilmediği noktalar da var. Hani Iğdır'da büyümedim ama iyice araştırıp gezdikten sonra güzellikleri görebiliyoruz. Onları da buradan paylaşırız dilerim. Hep kendimi çekiyorum böyle vali yolunun son noktalarındayız şu anda. Evet. Şehir merkezine kadar uzanan bir yol var. Baştan sona kadar tamamıyla Valiyolu Caddesi de söylenebiliyor ama tam da başlangıç noktası Vali Evi'nin olduğu noktadan ki trafik de o taraftan kapatılıyor. Dediğim gibi şehir küçük. Yaklaşık 200 bine yakın bir nüfusu var. Yine çoğunluğu güzel insanların olduğu bir şehir. Neden? Küçük bir şehir diyorum, oraya getireceğim. Sözü öyle bağlamak istiyorum. Küçük bir şehir ama Ağrı Dağı kadar büyük yüreği olan insanlar var burada. Misafirperverliği tartışılmaz derecede güzel. O yüzden güzel şehrimizi Iğdır'da oturanlar için söylüyorum. Tabii temiz tutarsak ve
dikkatli bir şekilde. Trafik var. Dikkatli bir şekilde çevremize iyilik yapan insanlardan olursak eminim güzel olacaktır. Şu an sırasında gibiyim. Evet. Şöyle. Yakan trafik. Baştan sona var yolu. Yine şehir merkezinden devam ediyoruz. Şehir merkezine kadar büyük ihtimalle yürüyeceğiz. Iğdır'ı özleyenler için. Hava biraz kapalı, yağmur yağacak gibi, o yüzden yeşilimiz de şu anda haliyle mevsimden dolayı yok. Ama yazın ayrı bir güzel. Dilerim Iğdır'ımıza gelirsiniz. Hem hemşerilerimiz için hem de güzel Iğdır'ımızı görmek için. Şehir dışında olanlar için de güzel bir fırsat olur. Bir Iğdır Kervansarayı, Kara Kalesi, Sürmeli Çukuru, Ağrı Dağı, daha bunlarca bir sürü yer var Iğdır'da gezilmesi, gözülmesi gereken. Iğdır'da devam ediyoruz. Büyümekte olan bir şehir, ne kadar dökük de olsa şöyle bir düzenleme yapalım. Evet. Büyümekte olan bir şehir. Hani vali yolu söylüyorum ama vali yolunun bir belli başlı boşluk yerleri de var. Oraları da yine betonlaştırıyorlar maalesef. Ama yine bu insanlarımız için, büyüyen toplum, gelişen bir toplum olduğumuz için haliyle betonlaşma da arkasından geliyor. Önemli olan güzel köylerimizi gezip şehir merkezimizi doğru bir şekilde tanıttığımız zaman emin olun bütün Iğdırlılar bu hasreti, bu güzelliği görmüş olacaktır. Hani yöresel yemeklerinden hani bozbaş diye söyleniliyor. Sonra onun bir evrim geçirmişi şorfa, şorva, bir sürü kelimesi var. Kendi içinde çok güzel şivelerimiz var. Mutlaka şorfa diyorum ben, bilmiyorum başka şey diyenler var mı? Şorfayı o lavaşla yiyeceksin. Iğdır'da mutlaka yemen gereken. Evet, şöyle ilerleyelim. Güzel bir şehir. Gelemeyenler için bu canlı yayını başlattık. Birçok simgesi var aslında Ağrı Dağı, Iğdır'ın. Sonra leylekleri, tuzu, tuz mağaraları da harika derecede. Geçen hafta oraya gitmiştim. Çok merak ettiğim bir yerdi. Türkiye'nin bütün tuz ihtiyacını karşılayabilecek derecede bir yer. Evet. Dediğim gibi mevsimden dolayı biraz çok güvenliyle karşıyayız. Yaz aylarındaki yapacağımız canlı bağlantıda eminim de falan söylenebiliyormuş, evet. Daha iyi çekimlerle, canlı yayınlarla devam edeceğiz. Şehir merkezine doğru ilerliyoruz. Bunun için de güzel oldu. Yürüyüş yapıyorum. Vesile. Güzel bir sohbette bulunuyoruz. Yolun ortasına yürüyorum. Iğdırlı mısın? Değilim. Diyeceğim. Iğdırlıyım. Biraz iki insan olarak yolun ortasından yürümeyi seviyoruz herhalde. En doğrusu kaldırımlardan yürümek. Dilerim yolunuza daha yakından daha rahat yürüyebiliriz. Bunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, yorumlarınızı, fikirlerinizi alabilirim. Çok özledim. Aleyküm selam. Burası bizim bu şehrimiz, kendi şehrimiz. Biz Iğdırlıyız. Ama güzel şehirde şu anda yaşıyoruz. Zamanında göçüp giden, yine gelemeyen tüm Iğdırlılar yaz aylarında gelip burada hasret, özlem gidermeye çalışıyorlar.
etmiş. Biz de bu canlı yayını bu yüzden yaptık. Aleykümselam. Şehir merkezine doğru gideceğiz. Şehir merkezinde dilerim şarjım yeter. Şehir merkezinde sonlandıracağız yayını. Yürüyüş mesafesinde olduğu için şehir merkezi evime. O yüzden rahatlıkla yapıyorum şöyle. Evet. Vali yolu yine devam ediyor. Buralar da vali yolu diye söyleniyor ama tam vali yolu değil bence. Benim için vali yolu bu yaya yoluna kapatılan yol. O yüzden pek bir şu anda yine vali yolu diye geçen noktalardayız. Burada insanlar huzurlu. Herkes kendisi işinde. İnsanlar sabah işine gidiyor. Akşam işine geliyor. İş alanı pek fazla olmadığı için haliyle göçler de fazla oluyor. Dilerim bunun önüne geçmiş oluruz. Güzel bir iş sahası oluşur Burdur'da. Ve daha iyi bir şekilde göçleri engellemiş oluruz. Pek de insanları da çekmek istemiyorum rahatsız olmasınlar diye. Çünkü Iğdır'da pek yapılan bir şey değil bu. Böyle elinde telefonla dolaşan. Ama güzel oluyor. Bu güzel şehrimizi burada sizlerle paylaşabiliyoruz. Yine vali yolunun yan sokakları diyelim buna. Daha önce uzun süre Iğdır'a gelmeyenler için sorayım bu soruyu. Değişme var mı? Hani böyle baktığınız zaman hani burası nedir? Dört yola yakın bir nokta. Neler var burada? Neler yok? Hani belki şunu söylemiş olabilirsiniz. Çok betonlaşma var. Nüfus yine artmakta. Göç verdiği halde yine şehir dışından da gelen göçler var Iğdır'da. Merkeze doğru ilerliyoruz. Yani 2012'nin Nisan ayında sanırım Iğdır'a gelmiştim. O zamandan beri Iğdır'dayım aslında. 5 yıl oldu. 5 yılda çok değişti. Hani nasıl diyeyim? Yer yer bağlık bahçelik olan noktalar çok şeydi, nasıl diyeyim, bağ bahçeydi, hani pek şey yoktu. Şu anda her yer, hani bu çoğu gördüğüm bağlık bahçelik yerler evlerle doldu. Merkeze doğru ilerliyoruz, evet. Trafik biraz zor olabiliyor. Kendim de direksiyon üstü öğretici, ilk yardımcı, laboratuvarcı derken bir sürü mesleğim var. Bir usta üretici olarak hem yayaların hem de araçların dikkatli olmasını istiyorum. Trafik kazalarında son zamanlarda da çok sıklık yaşandığı için ve bunların çoğu ölümlü ve yaralı şekilde gerçekleşiyor. Bunlar insanı üzüyor. Tabii bunlar çevresel koşullardan da trafik kazaları oluşabiliyor ama biraz elimizde sanki. Daha dikkat edersek, empati yaparsak eminim güzel şeyler yapabiliriz. 7 sene önce gelmişiz, evet. Selamlar İstanbul'a, Samsun'a, Türkiye'nin tüm illerine. Bir Tanrı'dan, Ankara'dan, farklı şehirden geldi tamam. Sanki böyle bir, yani benim kafamdaki tabii, Ege'nin küçük bir ilçesiymiş gibi düşünüyorum. Düzlük, yeşil, hani çok da büyük bir şehir değil. Verimli toprakları çok güzel. Bunlar olunca daha güzel oluyor. Hani ön yargılarını insanlar kırmış oluyor aslında buraya geldiği zaman. Belki de bu canlı yayın amacı tamam, hani özlemi gidermek için yapıyoruz ama hani aynı zamanda şehrimizde olan insanları da daha bir yakından Iğdır'ın en son halini gösteriyoruz. Dışarıdan gelen insanlar hani ön yargılarını kırmış bir şekilde Iğdır'a gelmesini istiyorum. Evet.
Biraz tozu da var tabii Edirne'nin. Şu anda şehir merkezinde ilerliyorum. Yazın çok toz oluyor maalesef. Tozu da güzel ama ya. Bu memleketin tozu da güzel. Çok seviyorum bu memleketi. Sizleri de Iğdır'a şorfa ya da şorva yemeye bekliyorum. Güzel mekanlarda yine bulabileceğiniz yeme içme yerleri var. Oralardan da bunları tüketebiliyorsunuz. Ama bir anne eliyle yapılan şorba ya da şorba ya da bozbaş diyelim, tam babası oluyor sanırım o yemeklerin ya da annesi. Güzel oluyor, lezzetli oluyor. Ben çok severek tüketiyorum. Eminim siz de aynı şekilde tüketiyorsunuzdur. Evet, merkeze geldik arkadaşlar tamamıyla. Şu anda merkezde ilerliyoruz. Iğdır Belediyesi. Zübeyde Hanım Caddesi yine aynı şekilde burası. Selamlar İzmir'e. Güzel bir şehir, gördüğünüz gibi sakin. Herkes kendi halinde. Araçların çoğaldığı bir şehir haline dönüştü. Evet. Baştan karşıya geçelim güvenli bir şekilde. Şu anda merkez şurası. Haydar Aliyev Parkı'na doğru ilerleyeceğiz. Evet. Heykelcilik çalışmaları da diyoruz. Evet. Haydar Aliyev Parkı. Amca merhaba. Merhaba. İyi günler. İşte gördüğünüz gibi. Güzel bir şehir. Haydar Aliyev Parkı. Batı'da hani biraz daha uzaklaştık bunlardan. Merhaba dediğin zaman ya da selam verdiğin zaman hayırdır, nereden tanıyorsun beni diye söyleyebiliyorlar. Haydar Aliyev Parkı. Yeşilken görün bunu diyeceğim. İnşallah o zaman da güzel bir çekimle ya da bir tanıtımla gösteririz. Burada Merkez Camii'nin de bittiği nokta var. Şöyle görülebiliyor. Merkez Cami. Yazın, yine yazdan bahsediyorum. Yazı da çok seviyorum o yüzden. Buralar daha canlı ve güzel olabiliyor. Bir nefes alınacak noktalardan biri. Vali Oğlu işte olmak üzere. Sonrasında bu da güzel bir yer. Genelde çay, dondurma bahçelerinin olduğu nokta burası. Merkez Cami. Doğu'nun en büyük camilerinden biri. Oldukça büyük. Teşekkür ederim canım. Nasıl? Siftah hocam. Siftah açalım tabii ya. Bir dakika. Siftah açacaksın sen değil mi? Daha açmadın mı? Okuldan mı geldin? Nerelisin peki? Anlısın. Van'dan mı? Ooo, 3 yıl önce. Anladın mı? Vay, çıkarsın o zaman. Görüşmek üzere. Yok, gerek yok ya. Ben biliyorum. Görüşürüz. Evet. Van'dan gelmiş buraya. Ekmeğini çıkarıyor. Evet. Haydar Aliyev Parkı. Aynı zamanda Haydar Aliyev'in de bu şekilde yapmışlar. Azerbaycan. Buradan camiye geçmek istiyorum. Cami. Teşekkür ederim. Ben de. Cami bayağı. Ezan okumaz vakti. Şu an kalabalıktır. Gördüğünüz gibi. Merkez cami. Önceleri burada küçük bir cami vardı. Sonrasında bir kararla daha büyük cami yapıldı. Merkezden. Burası Haydar Aliyev Parkı. Hadi bir dondurma yiyek, gidek diyeceğimiz yerlerden biri. Yer yer yaptım. Burada kaliteli mekanlar var. Her yerde kaliteli mekanlar var. Hani doğu kafası yok. Hani doğu dediği zaman kötüdür, şöyledir, böyledir. Öyle bir şey yok buralarda. Tüm doğuda yok aslında. İnsanlar ön yargılarını kırması gerekiyor. Bir gezip dolaşmadan, gelip burada çay içmeden, yine yemeği bırakacağım. Ben bir şorfa yemeden bilinmez buraların tadı. O toprağa çıplak ayakla basmadıkça
güzel şey, güzel insanların yüreğini hissettiğini anlayamazsınız. Yani uzaktan bakarak olmuyor. Yani Iğdırlılar biliyordur ama dışarıdan bakanlar için bu yorumumdu. Gelin görün diyorum ben. Yine devam ediyoruz Haydar Aliyev Parkı'nda. Çam ağacı da yetişiyor. Güzel verimli topraklarıyla. Mutlu oluyorum görünce. Güzel bir çam ağacı. Yine Haydar Aliyev Parkı'nda. Devam ediyoruz. Meşhur Yeraltı Çarşısı'nın yanında Haydar Aliyev Parkı. Gördüğünüz gibi burada Yeraltı Çarşısı'nda haliyle. Altına girmeyeceğiz. Zengin ettin mi? Evet, burada çizimlerimizi yapıyoruz. Burası Yeraltı Çarşısı'nın üstü. Camiyi buradan da göstereyim yine. Güzel bir cami. Merkez camiye geçiyor belediyemiz. Arada Yeraltı Çarşısı'nın üstünde kermesler düzenleniyor. Hazır bir çadır var. Burada kermeslerde genelde yardım kuruluşlarına ya da yardım severlerin buluştuğu güzel kitlerin yapıldığı bir çadır burası. Bugün boş. Sanırım hazırlıkları olacak. Durduğuna göre. Evet, Iğdırlı arkadaşlar meşhur. Harika. Geçişini tamamlıyor. Mükemmel. Evet. Beyliklerin de şehri diyebiliriz. Şanlı bayrağımız. Bu şekilde. Gelin bakalım Iğdır nasıl. Dikkatimi çeken nokta bu merkezdeki ağaçların çok yıllıklı olması. Bunlar kimisi 100 sene, 150 sene, 200 sene diyenler de var da tabii daha iyi. Güzel ağaçlar var. Kendim de bir dosya hayvan sever olduğum için bu takım şeylere dikkat ediyorum. Evet, yıllıklardan bir tanesi. Şu anda gördüğünüz gibi. Şöyle. Yazın burada acayip derecede kuşlar oluyor. Hatta yukarıda bir leylek var. Tabii biraz görünmesi güç oluyor. Kuşların, leyleklerin olduğu yer. Yine burada ayakkabı boyacı arkadaşlar var. Burada ayakkabılarını boyayabiliyorlar. Valilik önünden devam ediyoruz. Dilerim daha güzel yayınlar, daha güzel bir hava, yağmursuz olacaklar bu ihtimalle. Yayınlarımızı gerçekleştiririz. Herkese selam olsun. Şöyle bu yayının tekrarını yine Iğdır sahamda ya da Mir Talip Yalçın YouTube kanalımda tekrarını izleyebilirsiniz. Teşekkürler. Hayırlı günler olsun. Hoşçakalın.